TRT Diyanet ekranlarından merhaba. Bu hafta Eksen İnsan'da dinde modernleşmeyi konuşuyoruz. Şüphesiz ki modernleşme içi oldukça kalabalık bir kavram. Yani içerisine her neyi koysak belki kaldırabilecekmiş gibi geliyor bizlere ama muhakkak ki onun da kendine özgü, spesifik bir takım özellikleri var. İşte modernleşmenin içini dolduran bu özelliklerin ne olduğunu, dinde modernleşmenin olup olamayacağını ya da dinde reform hareketlerinin bizi, İslam dinini özelde tabii ki, ne şekilde etkileyeceğini konuşacağız inşallah. Bu hafta yine çok değerli iki konuğum var. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Sağ tarafımda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Aynur Erdoğan. Hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen sol tarafımdaysa Afyon Kocatepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Cemile Barışan hanımefendi. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim davetiniz için de. Rica ederim. Modernleşme şüphesiz ki çok yoğun bir kavram. Bir saate burada masaya yatırıp içindekileri dökebileceğimiz türde bir kavram değil ama biz onu şöyle en genel tanımıyla, en genel içerisindeki haiz ettiği durumlarla ele almaya çalışacağız. Dilerseniz öncelikle modernleşme, modernite ve modernizmden başlayalım. Bu üç kavramı biz niyeyse hep birbirinin yerine kullanıyoruz. Ve tam olarak gerçekten birbirinin yerine kullanabilecek kavramlar mı? Belki de bunu bilmiyoruz. Dilerseniz hocam sizinle başlayalım. Bu üç kavramın birbirinden farkları ya da benzerlikleri nelerdir? Evet, sizin de tabir ettiğiniz gibi modernite dediğimizde içini çok fazla şeyle doldurabileceğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Yani genel itibarıyla şimdi bunun düşünsel kaynaklarını, politik kaynaklarını, tarihi referanslarını kısaca es geçerek bizi ilgilendiren kısmıyla tarif etmeye çalışalım. Modernite Avrupa'da yaklaşık 16. yüzyılda reform ve Rönesans hareketleriyle başlayan, daha sonra aydınlanma düşüncesinin merkeze aldığı bir düşünsel gelişme ile tarihsel süreci kontrol eden bir düşünce ve eylem platformu diyebiliriz. Şöyle ki, aydınlanma düşüncesinden beslenmekle birlikte bunun özellikle Avrupa'nın küresel hegemonyasını sağladığı yüzyıllara gelindiğinde diğer ülkelere olan diğer ülkelerle, Batı dışı ülkelerle olan siyasi ilişkileriyle de farklı anlamlara gelmeye başlamıştır. Burada da karşımıza modernleşme dediğimiz kavram çıkıyor. Yani modernite dediğimiz şey Batı'nın tarihi ve düşünsel geleneğinden ve birikiminden besleniyor iken, modernleşme Batı dışı ülkelerde, Batı dışı coğrafyalarda ortaya çıkan daha çok politikalara referans vererek tanımladığımız bir süreç. Süreç kelimesinin burada altını çizmek gerekiyor. Gerek modernise gerekse modernleşme, bazı süreçler içerisinde anlaşılabilecek gelişmeler. Modernite dediğimiz şey, biraz önce söylediğim gibi Avrupa'da reform ve Rönesans hareketleriyle ortaya çıkan yenilenme düşüncesinin özellikle aydınlanma felsefesiyle bir ivme kazandığı süreci işaret ediyor. Aydınlanma düşüncesi dediğimizde Batı düşüncesinde dini, konumuza da bağlayarak devam edecek olursak, dini geleneksel düşünceyi dışarıda bırakan ve insan aklını merkeze yerleştiren bir süreçten bahsediyoruz. Aynı zamanda aydınlanma düşüncesi Batı'nın diğer kültürlerle, diğer coğrafyalarla karşılaştığı ve kendini onların karşısında konumladığı, dolayısıyla öteki düşüncesine karşı ve onu da içine alacak bir şekilde kendi düşünsel zeminini geliştirdiği bir süreçten bahsediyoruz aydınlanma dediğimizde. Dolayısıyla modernite diğer kültürlerle ve diğer coğrafyalarla Avrupa'nın ilişkiye geçmesiyle birlikte yayılan ve küresel çapta etkisini yayan bir düşünce ve politikalar bütünü haline geldi. Diğer coğrafyalarda ise modernleşme dediğimiz süreç ortaya çıktı. Yani Batı'da ortaya çıkan düşünsel bir fikir akımı ve politik bir fikir akımı iken, diğer coğrafyalarda belli politikaların
Belki siyasi güçle, belki askeri güçle uygulandığı bazı süreçler yaşandı. Özellikle mesela İngiltere örneğine baktığımızda ilk sömürgeleştirdiği bölgelerden biri olarak Hindistan'a bakabiliriz veya daha sonraki süreçte gönüllü modernleşme politikaları uygulayan İslam ülkelerine bakabiliriz. Mesela Osmanlı Devleti'ne bakabiliriz. Bunlar da daha çok modernite dediğimiz şey bazı reçetelerin, modernleşme reçetelerinin uygulanması şekliyle ve devlet politikalarının uygulanması şekliyle ortaya çıktı. Dolayısıyla Batı'da olduğu şekliyle düşünsel bir gelişmenin veya sosyal bir gelişmenin sonucu olarak değil, tam aksine ya Batı'nın kurduğu siyasal ve askeri hegemonyanın ürünü olarak veyahut da Osmanlı örneğinde olduğu gibi devletin kendi iradesiyle Batı karşısında güçlenmeyi amaçlayarak kendi iradesiyle ve kendi seçimiyle uygulamaya başladığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla modernite daha çok Batı merkezli tanımlayacağımız bir süreç iken modernleşme Batı dışı toplumlarda ve coğrafyalarda etkin olan bir süreç diye kaba şekilde tanımlayabiliriz. Evet, yani aslında modernleşme çok çok öz bir tanımla yapılacak olursak ya da tek kelimeyle ifade edecek olursak bir yenileşme. Evet. Yenilenme. Zaten kelime kökeni olarak da oraya dayanıyor. Evet, ama şüphesiz ki modernleşmenin şöyle bir ayağı da var. Evet, Avrupa'da çıktı ortaya adeta göle atılan bir taş gibi. Küçük küçük dalgalarla tüm dünyayı özellikle küreselleşme sürecinde çok hızlı bir şekilde etkiledi. Ama şüphesiz ki Avrupa'daki modernleşme ile Avrupa dışındaki ülkelerdeki modernleşme aynı şekilde gelişmedi. Bu konuya ilişkin sizin katkılarınız neler olur Cemil Hocam? Şimdi hocam zaten özetledi kavramların içeriğini, yani kavramsal farklılığı ve dediğiniz gibi modernus yeni zaten ve hani izleyicilerimizin hani daha iyi kavraması açısından şunu belirtelim. Hani çok modern deriz, çok çağdaş deriz biz gündelik hayatta, biz bunu sosyolojik bir kavram olarak kullanıyoruz. Yani sosyolojide bir terim, sosyolojik terminolojide bir terim bu. Dolayısıyla bir problematik bir alan. Göle atılan bir taş misali küçük küçük dalgalar dediniz, o da çok zayıf bir metafor oldu. Keşke öyle olsaydı Şule Hanım. Çünkü işte Rönesans reformu, daha sonra aydınlanma, özellikle Fransız ihtilali, özellikle sanayi devrimi sömürgeciliği Batı'da getirdi. Batı'da sömürgecilik en önüne gelen sermaye birikim modellerinden biri oldu. Dolayısıyla sömürgecilik kültür emperyalizmini de beraber getirdi. Yani yani sömürgecilik kavramı direkt kafanızda ne çalıştırıyorsa odur zaten, biliyorsunuz. Hatta Osmanlı İmparatorluğu denir, empire. Ben buna çok karşıyım. Buna bu kavramı dikkatli kullanmanız gerektiğine inanıyorum. Empire, imparatorluk, sömürgeci, state dememiz lazım, devlet dememiz lazım. Sömürgeci diye de çağrıştıran bir şey. Hayır, Osmanlı yani sömürgeci olmadı. Doğru bir tanımlama değil. Değil. Yani üç kıtaya dağılmış olması, efendime sömürüştü, birçok alana yayılmış olması falan empire olduğu anlamına gelmez, sömürdüğü anlamına gelmez. Neden? Çünkü bir kere zaten toplumsal yapı farklı. Siz dediniz ya işte modernleşme, yani modernite ve modernleşme farklı. Yani buradaki bir şey buraya aldığınız zaman başka bir şey oluyor. Evet. Farklı bir şey oluyor. Aynen onun gibi her toplumda kendi iç dinamikleri var. Kendi yapısal bütünlüğü ve işleyişi. O işleyişteki kurumsal işlevsellikleri tekabül eden bir takım şeyler var. Batı toplumunda sınıfsal unsurlara tekabül eden şey bizde farklıydı. Evet. İşte Marx bunu anlamaya çalıştı. Atüt dedi, şunu dedi, bunu dedi. Weber işte protestan ahlakı ve kapitalizm dedi. Onun ön sözünde bile neden işte burada gelişti, orada gelişmedi diye bir aslında oryantalist bir söylemle başladı. Yani gelişmez tabii ki. Siz buradan dine de geçiyorum, geçiş yapacağım. Çünkü zekat, sadaka, fitre falan demiyorum yani. Şimdi bunların uzmanı değiliz biz tabii. Sosyal bilim çalışmış bir insanın düşünce tarihi çalışıyorum. Ama dinle de şahsi olarak da tabii yakına ilgilenmiş biriyim. Netice itibariyle bir işin bir uzmanı değilim. O yüzden yani düzeltin yanlışım da varsa ama... zekat kurumu biliyorsunuz İslam'ın beş şartından biridir. Yani kimse zekat vererek
bir başkasına lütufta bulunmuyor. Evet. Yani siz karşınızdaki bunun yoksulluğunu çeken insana onun hakkını teslim ediyorsunuz. Evet. Emanet. Zekat, zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Hakkıdır yani emanettir. Lütuf değildir. Değildir. Evet. Bir de emanet kavramı. Ha şimdi emanet işte efendim söyleyeyim hak demekle birlikte işte sorumluluk evet. gibi bir takım kavramlara giriyoruz. Burada nereye giriyoruz? Değerler dünyasına giriyoruz. Evet. Şimdi orada bir kalalım. Ben kafamdan genel olarak bir hani bir şablonla gelmeye çalıştım. Kafamda oluşan şablon şuydu. Yapı ve işlev dediğim gibi yani toplumsal toplumları oluşturan kurumlardır daha çok medeni evet. toplumları. Hı hı. Kurumlardır. Kurumlar da yapıya denk gelir. Hı hı. O yüzden bir toplumun yapısal unsurları nelerdir? Buna bakarak iki toplum arasında karşılaştırma yapabilirsiniz. Yani bu işte kesin bu şekildedir, işleyiş mükemmeldir anlamında değil. Bir sembol, yani sembol olarak ideal tipler gibi mi diyeyim? Yani o toplum karakterini bize veren, ele veren, niteliklerini ele veren bir şey ve uzun süreçler dahilinde altta yapan sürekli aynılıklara denk gelen bir şey. Bu açıdan düşündüğümüz zaman geleneksel toplumları, şimdi modernitenin karşısına geleneği koyuyoruz. Evet. Böyle bir söylem alanı var. Geleneksel toplumların meydana getiren yapıyla, yapının karakteriyle, içeriğiyle modern toplumları seküler, işte sekülerizme maruz kaldık. Onun etkisi altındayız. O bizi kuşattı. Değerler dünyamızı, anlayışımızı, her şeyimizi belirledi derken o seküler dünyanın ortaya koyduğu yapılar farklı. Şimdi değerler demiştik. Tekrar oraya geleceğim. Farklı. Hocamın dediği yerden aydınlanmadan biraz yürüyelim istiyorum. Neden farklı? Çünkü aydınlanma ideolojisi Batı'da dine karşı bir alternatif gibi çıktı. Şimdi dolayısıyla aydınlanmanın getirdiği, aydınlanmadan sonra gelen seküler dünya içerisinde hocam, çok bilim, sözünüzü felsefe... balla kesiyorum buyurun, ama buyurun. Nuri Pakdir'in bir cümlesini almak istiyorum buyurun, burada lütfen. İlaveten. Kuşkusuz en etkili ve evrensel silah kelimedir. Sonra kelimelerin sınırlı devletler gibi sınırlı ülkeleri de yoktur diyor üstad. Burada konuşurken biz şimdi modernleşmeyi açarken istiyorum ki sekülerleşmeden bahsederken sekülerliğin içerisinde bir açalım. Tabii. Geleceğim. Ona geleceğim. Tam da oradan yürüyeceğim. Tamam. Hanımcığım. Şimdi şöyle, seküler bir dünya dedik, aydınlanma dedik, yapı dedik, yeni kurumlar, bambaşka kurumlar dedik. Seküler kavramı laik olarak da kullanılıyor bugün ama seküler yani dünyevi, tamam mı? Kısaca dünyevi. Şimdi bu kavram bizim, yani bir müminin, bir din, bu arada din değil dinler vardır, onu bir belirleyelim, din değil dinler vardır. Ve biz burada, ben kendi az çok el attığım, az çok şöyle gözlemlediğim bir alan olarak, tabii içinde bulunduğum dünya olarak da İslam dini, geleneksel özellikle toplumlar ve evet İslam medeniyeti olarak bunu belirleyelim. Neden din değil dinler vardır demek aynı zamanda sekülerliğin seküler toplum ve modern toplumun anlaşılması açısından da çok önemli. Çünkü aydınlanma, ondan öncesinde Rönesans ve Reform Hristiyanlık dinine bir tepki olarak, onun bir sorgulanması olarak başladı, evet. meydana geldi. Yani biz bunu din diliyle ifade edersek batıl bir dine, evet. tamam mı? Bozulmuş, hak olmayan, hak olmaktan artık çıkmış, tahrip olmuş muharef. Yani düşünebiliyor musunuz? Varlığın doğasına aykırı. Şimdi ben biraz da felsefi terimlerle konuşacağım. Varlığın doğasına aykırı. Yani İslam filozofları varlık, biz bugün büyük harfle varlık diyelim Türkçe'de. Evet. Varlık derler nedir? Yani varlık yüklemdir aslında. Yani tanım içerikli midir, içeriksiz midir, tanımlanır mı, tanımlanmaz. En genel kavramdır. Yani yokluğun bile varlığından bahsedersiniz. Dolayısıyla aslında çok açıktır, çok bellidir. Bir daha onu ispatlamanıza gerek yoktur. Bu kadar açık ve net ve tek olan, vahdet yani ehad olan bir mertebeye, tamam mı, varlığa, dolayısıyla hakkı Allah'a yani, üçtür demek... Varlığın doğasına aykırı olduğu için düşünen zihinler bunu sorgulayıp buradan çıkmaya çalışacaklar. Yani Batı'da aydınlanma ve sekülerizm dediğimiz, sekülerizm diye eleştiriyoruz ama çok doğal da bir tepki olarak aslında ortaya çıkmıştır. Yani arıyor, insan her zaman arar, arıyor. Şimdi gelelim geleneksel toplumlar sekülerizm yapıya. Oradan biraz keseyim çünkü dediğiniz gibi yani bu konu gider.
hocamı da çok bekletmemek açısından. Geleneksel toplumlarda belirleyici olan tabii vahiy, yani verili bilgiydi. Aydınlanma düşüncesi dedik ya, kendisi bir dine bir tepki olarak, dolayısıyla hani kutsala bir tepki, hı-hı, olarak o bölgedeki, o aslında alandaki kutsallığı kalmamış tepki, olan tabii, bir şeye onun yerine tepki. Tanrı işte sahneden çekildi, sosyolojide evet, klasik bir cümledir. Tanrı sahneden çekildi, işte insan aklı, hocam bahsetti. Şimdi burada insan aklı dediğimiz zaman aslında mesele nereye gider? Hümanizme gider. Hı-hı. Hümanizm kavramına gider. Hümanizm kavramı biz bugün Türkçe'de kullanıyoruz ama tabii bu işin az çok ehli olan insanları çok rahatsız eder. Çünkü hümanizm kavramı bizim geleneğimiz açısından, bizim düşünce, daha doğrusu geçmişimiz açısından, düşünce tarihimiz açısından, hı hı, rahatsız edici bir kavramdır. Evet. Çünkü insancılık, hani çok çok hümanist, işte çok insancıl dediğiniz zaman aslında Batı'da o düşünsel düzlemin, hı hı, bir anlayışına tekabül eden bir özel de bir kavram kullanmış olursunuz. Nedir hümanizm? Hemen onu toparlayayım. Hümanizm insanı merkeze alma. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz modern toplumda da sorunumuz bu. Kendi medeniyet tarihimiz açısından da boyunca da, yani bugün insanı muhakkak tekrar ele almayı ve sorgulamayı diye çok düşünüyorum. İnsanı kaybettik. Ama bu şu demek değil, biz insanı merkeze alacağız. Hayır, tabii ki hayır. Yani antroposantik bir bakış açısına sahip olamayız. Yani, hı-hı, dinin içinde dünya görüşü, Weltanschauung, dünya görüşü, dine refere eden, geleneksel ve kutsal olanı refere eden insanlar nedir? Hı-hı. Tanrı merkezcidirler. Hı-hı. Çünkü zaten aslında toplumsal olarak da bizim selametimiz açısından da bu böyledir. Çünkü düşünsenize, siz şimdi kendinizi merkez alıyorsunuz, hak diyorsunuz. Hı-hı. Ben kendimden bahsediyorum. Burada anarşi olur. İşte X, Y, Z nesilleri diyoruz. Hatta değil mi? Hatta kutlaştırmaya kadar tabii, gidebilir. Tabii zaten, tabii. Yani bütün mesele o. Buradan neşet eden, siz buradan devam edersiniz, buradan neşet eden kurumlarınız ona göre olacaktır. Evet. İnşaınız ona göre olacaktır. Yapı ona göre olacaktır. Hı. Geleneksel toplumun ki başka bir şey olacaktır. Ben böyle çok konuşurken soyutlama yapıyoruz. Bu önemli. Çünkü kendimiz de içine dahiliz. Hı. Yani hangi suyun içindeyiz onu bilelim diye. Zaten bizim işimiz bu. Bu önemli. Ama aynı zamanda biraz somut örneklerle de gitmek gerektiğini, evet, düşünüyorum. Evet. Çok somut bir örnek vereyim. Bir de şunu bitireyim, hümanizmi. Somut örnekle de keselim. Hümanizmde Saadettin Öktan Hoca'nın çok güzel bir deyişi vardı hocam. Bilmiyorum o söyleşiyi okudunuz mu da. Şey diyor, hümanizmde insan meçhul askerdir diyor. Hı hı. Yani meçhul askerdir ne demek? Aslında bu şu demek. Yani bizim geleneksel düşüncemizde meratibül vücut vardır. Vücut mertebeleri vardır. Hiyerarşik bir, hı hı, şeyin içindeyiz. Allah'la da aranızda kimse yoktur, tektir. Evet. Ama peygamberler bir kere nübüvveti açıklamanız için o mertebeyi kabul etmeniz gerekir. Orada haddinizi de bilirsiniz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Şimdi o varlık mertebeleri içinde konumlanmak başka bir şeydir. Bir de bugün eşitlik söylemi çok fazla, biliyorsunuz. Bunu yanlış anlıyor insanlar. Adalet, eşitlik, hı hı, söylemine döktüğünüz zaman yanlış anlaşılıyor. Aslında üstadın söylediği noktaya dönüyoruz. Ya, kelimelerin içinde o kadar çok şey gizli. Tabii bunları açık, ama biz bunları doldurmazsak, evet, Şule Hanım, hı hı, başkası gelir bir de evren boşluk kabul etmez diye bir meşhur söz vardır, hı hı, felsefede. Siz bunu tanımlamazsınız, başkası gelir tanımlar. Evet. Siz de o tanım üzerinden hayatınızı kurarsınız, fark etmezsiniz bile. Doğru mu yanlış mı tartışmamışsınızdır. Evet. Bunları tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. O yüzden teşekkür etmemiz gerekiyor aslında böyle programlar için tabii ki. Şimdi hümanizm, amorf insan dedik, meçhul asker dedik. Hı hı. Öktan Hoca bunun karşısına da şunu koyuyor. Bizde diyor numune-i imtisal vardır. Yani, evet, bizde meçhul asker amorf değil. Şimdi neden meratibül vücuda da geldi? Neden meçhul asker? Çünkü o orada numune-i imtisal, belirgin, sınırlara belirgin bir model olmadığı için, hı hı, onun içine işte meratibül vücut kavramlarından, onun içine giren kavramlardan birini kullanalım. Nefsi emmarede olan insan da girebilir. Evet. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi Montaigne denemeleri çok güzeldir ama içinde o denemeleri okurken içinde insanın hangi katmanını sembolize eden bir şeyden de bahseder. Bunu bilmiyorsunuz. Evet, hümanizm, evet, diye böyle işte dahil olmuşsunuzdur. Evet. Evet. Şimdi somut bir örnek demiştim. Oraya gelip ben keseyim isterseniz. Şu geleneksel toplumlar dedik, yapı dedik, inşa dedik. Dolayısıyla üslup çok önemli. Hı-hı. Bakın bugün modern toplumda, modern bizim farklı dedik ya, orayla burası farklı. Hı-hı. Mesela Batı'ya gittiğiniz zaman, ben Avrupa'da bulunmadım ama yani görüyoruz. Geçen işte okudum, barok dönemle ilgili bir şeylere bakıyorum. Oradaki işte bir saray, bir efendim söyleyeyim bir şapel.
tamam mı? Ya da bir şehir inşa edilmiş. O şehri zaten kendi iç dinamiklerinden olduğu için şehirleşme bir düzen içerisinde, bir bilinç içerisinde yürümüş. Şimdi biz modern dönemde İstanbul'a gidin bakın mesela ya da işte Ankara'da değil mi? Büyük şehirlerde, büyük kentlerde daha belirgindir. Bir üslupsuzluk vardır. Bir Cansever Hoca'nın kızlarından birisi yine hocamız da bahsetmişti. Bir yerde hatta çok ilginç bir anekdot var. Aramızda geçen bir olay olmuştu. Benim çok örnek olarak verdiğim şeyi o çok şiddetle karşı çıktı. Aman Allah'ım dedi, örnek verirseniz de onu vermeyin dedi. İstanbul'da dedi bütün binaların yıkılması lazım. Çünkü ben orada şeyi fark ettim. Benim örnek verdiğim yapıya ben Türkiye'de böyle bir yapı olabiliyor diye sosyolojik bakıyorum. O mimari açıdan bakıyor. Tamam mı? Ben diyorum ki çünkü Türkiye'de hani dini referans alıp da inşa etmeye bir şey kalkamazdınız daha düne kadar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Tabii ki yani yapılıyordu mabetler, ibadethaneler ama başka bir şeyden bahsediyorum. Bir araştırma merkezi, bir kültür merkezi vesaire. Şimdi hoca başka bir şey söyledi. Doğru, haklı ama tabii ben yine sosyolojik açıdan bakıyorum. Nasıl yıkılacak, nasıl yani diyorum. Çünkü üslup yok ama eski yerleşim yerlerindeki camilere, mesela yapılara bakın. Anlarsınız değil mi? Bir yerden sonra sanat tarihçileri nereden çözüyor? Bu diyor işte falancanın bir takım özellikleri. Çünkü arkada bir dünya görüşü var, oturmuş bir yapı var. Oturmuş bir anlayış var. Bugün ise bu işte orada olan şey burada farklı. Biz kendimizi aramaya çalışıyoruz ama ne olduğumuzu bilmiyoruz, bulamıyoruz. Bulacağız inşallah. Dolayısıyla modernleşme lazım. Bizim mimarimize kadar müdahale her alanda. Durumda. Ve örnek, somut örnek dediğim deminden beri şuydu. Çok çok basit bir örnek. Çok basit. Yani gündelik hayatımızda kanıksadığımız için fark etmiyoruz. Mesela hastaneye gidin ya da herhangi bir işte kamusal alanda ortak kullanılan bir yere gidin. Hastane örneğinden devam edelim. Mescitler ve morglar. Nerededir? En alttadır genellikle değil mi? Yani görünmeyen alandadır. Yani modern inşa orada ölümü, ibadeti görünmeyen alana itiyor. Yani hocam buradan sizin söylemlerinizden şunu özetlemek mümkün mü? Modernite bizim mimari alanımıza dahi müdahale etmiş durumda. Müdahale etmiş durumda dünyamızı inşa etmiş vaziyette. Evet, dünyamızı şekillendirmiş. Dolayısıyla üslup ve içinde bulunduğu solduğumuz hava, bu aynen tatlı su balığı ve tuzlu su balığı farkı gibi. Öyle. Sizin somut örneğinize geçmeden Aynur hocama ben yine dönmek istiyorum. Hocam, şimdi modernleşme diyoruz, din diyoruz, dine karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır diyoruz. Ya da işte Hristiyanlığı, gerçi hak bir din olarak burada yorumlamak, yani yorumladığımız anlamına gelmesin ama o dönemde anlaşılan Hristiyanlıktan kastım bu. Modernleşmenin din hakkındaki öngörüsü neydi o dönemde? Buradan isterseniz devam edelim. Sonra örneklerle yine akışı sürdürelim. Evet, yani Hristiyanlığın hak din olup olmaması tabii ki teolojik bir konu, konumuz dışındaki bir mevzu. Mesela şey gibi Peter Berger gibi isimler, pardon Lachmann gibi isimler Hristiyanlığın yapısının ve hatta o eski şeye ahite giderek Yahudiliğin de yapısının sekülerleşmeye meydan verdiği yorumlarında bulunur. Ama onun dışında sekülerleşme dediğimiz şeyin bir süreç olduğunu ve dine tepki olarak doğmanın ötesinde o sürecin, bu sekülerleşmeyle modernleşme sürecinin sekülerleşmeyle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Çünkü sekülerleşme dediğimiz şey zaten kelime olarak da ilk kullanım alanı kilisenin arazi ve emlak temel yükünden el çektirilmesidir. Yani orada kilisenin ve dinin, Hristiyanlığın kurumsal yapısının toplumsal alanda oluşturduğu düzene karşı başlayan bir süreç olduğu için modernleşme süreci ve aydınlanma süreci, doğal olarak kilise sosyal alandan, siyasal alandan yavaş yavaş uzaklaştırılmıştır. Yani bu arazi temellükünden tutun da işte aristokrasiyle olan ilişkisiyle birlikte kurduğu hegemonyanın yavaş yavaş hegemonyayı yavaş yavaş kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. Tabii bu arada yükselen sosyal kesim ise burjuvadır. Yani yeni ticari kesimdir. Yeni ekonomik sınıftır. Dolayısıyla bu ekonomik sınıfın yükselmesiyle ve aydınlanma felsefesinin insan aklına ilerlemeye, gerek maddi gerek manevi ilerlemeye, yani insanın bu dünyayı mamur edebileceği, cenneti dünyada inşa edebileceği ne olan özgüvenle ve yine bu ilerleme düşüncesinin en çok yansıdığı alan olarak
teknik alanda gelişmenin yaşanmasıyla bu sürecin sonucunda ve bir yeni sosyal sınıf olarak burjuvanın hegemonik gücünün ortaya çıkmasıyla ve bu sürecin Fransız devrimi, endüstri devrimleriyle sonuçlanmasıyla birlikte dünyevileşme kaçınılmaz hale gelmiştir. Yani dolayısıyla orada amaçlanan aydınlanmanın temel amacı sekülerleşmeydi gibi bir indirgemecilikle bakmak yerine süreç içerisinde bununla sonuçlandığını söylemek mümkün. Bunu bu şekilde yorumlamak neden önemli? Çünkü modernleşme diye tabir ettiğimiz batı dışı toplumlara baktığımızda aynı süreçler veya benzer süreçler yaşandığında benzer şekilde dünyevileşme ve sekülerleşme meydana geliyor. Hı hı. Amaç sekülerleşme ve dünyevileşme olmamasına rağmen benzer şekilde sekülerleşme veya adını ne koyarsak o dünyevileşme meydana geliyor. Yani aydınlanma düşüncesinin içerisinde dine karşıtlık nasıl meydana gelmiş olabilir? Yani bir karşıtlığın tamamen olmadığını da söyleyemeyiz. Evet. Süreç olarak bununla sonuçlanmış, amaç olmamış olsa bile. Evet. Dine karşıtlık şu şekilde, aydınlanma düşüncesinin insan aklına ilerlemeye olan aşırı vurgusu, rasyonel düşünceyi yüceltmesinden dolayı bazı alanlar irrasyonel alana itilmiş oldu. İrrasyonel olan, yani rasyonel olmayan nedir? Kamusal alanın dışında kalan, yani teknik ilerleme diyebileceğimiz alanın dışında kalan özel alan irrasyonel olarak, yani rasyonel olmayan olarak isimlendirildi. Bu alanın unsurları nedir? Bu alanın unsurları başlıca dindir, geleneksel olan her şeydir. Çünkü teknik ilerlemenin ve bu yeni batıda şekillenen yeni ekonomik modelin karşısında olan bir sistemi ve yapıyı temsil etmektedir o geleneksel olan. Bu sebeple irrasyonel olarak tanımlanmıştır. Yenileşmenin karşısında direnen güç olarak tanımlanmıştır. Ve özel alana itilmiştir. Özel alanın unsurları başlıca din, kadın, doğa, çocuk diyebileceğimiz maddi ilerlemenin temel olarak doğrudan unsuru olmayan her şey irrasyonel olarak isimlendirilmiştir ve hayatın dışına itilmiştir. Yani aynı süreçte mesela bu kadar rasyonelitenin merkeze konduğu, merkeze alındığı, insan aklının yücelttiği süreçte, aynı süreçte feminist hareketin doğmuş olması, muhalif kadın hareketinin doğmuş olması tesadüf değildir. Yani hocam, buraya kadar modernleşme beraberinde bir takım kavramları getirdi. Özellikle karşıtlığı olarak gelenek kavramını getirdi. Geleneğin içine koyduğumuz din, kültür, hatta kadın. Yani çünkü o döneme kadar kadının konumu da belliydi. Evet. Bütün bunları beraberinde getirdi. Bunlarla ilgili bir takım yenilikler getirdi. Belki de modernleşmenin bu kadar çok hızlı rant sağlamasındaki etkilerden biri de özellikle teknolojik gelişmeler oldu. En çok insanları vuran, en çok kendine çeken tarafı, büyüleyen tarafı. Çünkü çok somuttu görünen kısmı. Diğer bahsettiklerimiz belki çok sinsice gelişen, yani bu farklı şekilde de tabii tabir edilebilir ama çok altından, saman altından su yürüme misalinde gelişen bir şey, bir takım şeylerdi. Ama özellikle teknolojik gelişmeler belki de insanın, sizin de dediğiniz gibi, en çok büyüleyen tarafı oldu. Evet, teknolojik gelişmenin şöyle de bir özelliği var. Bu süreçte yani teknik bilgi, geleneksel bilginin ve ilim diyebileceğimiz veya işte dini bilgi diyebileceğimiz yerini almaya başladı. Dolayısıyla teknolojiyi üreten, rasyonel alanı besleyen, kamusal alanı destekleyen bilgi, geleneksel bilginin, ilim dediğimiz kadim bilgi çeşidinin yerini aldı. Şu anda da mesela biz de bilim deyince aklımıza ilk gelen şey teknik bilgidir, o süreçtir. Bunun sekülerleşmeyle ilgisi nedir? Bu süreçte dini bilgi, kadim geleneksel bilgi ve kamusal alanı düzenleyen, rasyonel olmayan, bütün rasyonel alanı düzenleyen bilginin dışındaki bütün bilgi çeşitleri,
hareketleri hayatın dışına ve irrasyonel alana itilmiş oldu. Buna dini bilgi de dahil olmak üzere. Bir tür ayak bağı olarak görülmeye başlandı. Ayak bağı olarak ve gerilik olarak görülmeye başlandı. İrtica olarak görülmeye başlandı. Evet. Dolayısıyla modern bilgiye sahip olmak, dünyevileşmek ve aynı zamanda güçlenmek, siyasi olarak, askeri olarak güçlenmek anlamına geliyordu. Ve ülke siyasetlerinin birincil hedefi haline geldi. Bu gerek Avrupa ülkelerinde ve daha sonra modernleşme politikalarını uygulayan, yani bunu irade eden ve tercih olarak seçen Osmanlı Devleti gibi bizim cenahımızda da bu şekilde teknik bilgi öncelenerek dünyevileşme sürecinde öne açılmış oldu. Ancak burada şu şeye de düşmemek lazım. Yani dünyevileşme derken Batı literatüründe kastedilen dinin kiliseyle özdeşleştirilmesi ve kilisenin hayatın dışına atılması anlamında kullanılır dünyevileşme. Dolayısıyla bizdeki karşılığı tam böyle değildir. Yani modernleşmenin karşılığı böyle olmadığı gibi modernite Avrupa'daki sosyal ve düşünsel şeylerden, süreçlerden beslenmediği gibi bizdeki modernleşme politikaları, sekülerleşme de aynı süreci izlemedi. Yani Batı'daki şekliyle insan aklının merkezi yerleştirildiği, dini bilginin veya işte kamusal alanın dışında kalan her şeyin hayatın dışına itildiği bir süreç izlenmedi. Veya kilise gibi bunun karşılığında bir dini kurum olmadığı için bunun hegemonyasını sınırlayan bir süreç yaşanarak sekülerleşme gerçekleşmedi. Tam aksine devlet uluslararası siyasette etkin olmak için uygulamaya başladığı modernleşme politikalarının bir sonucu olarak sekülerleşme sürecine girdi. Ama bu sekülerleşmenin sonuçları da Batı'da olduğu şekliyle gerçekleşmedi. Çünkü orada sekülerleşme biraz önce söylediğim gibi mesela kiliseye gitme oranıyla ölçülür. Evet. Yani pazar günü kiliseye gitme oranının karşılığı sekülerleşmenin de karşılığı olur. Yeni işte son süreçte bu sekülerleşme ölçüm şeylerine, unsurların içerisine kanaat ölçen araştırmalar da girdi. Yani kiliseye gitme oranının dışında kişilerin dine dair taşıdıkları kanaatler ve algılar şeklinde. Ama bize baktığımızda böyle bir kilise gibi bir dini kurum olmadığı için oraya dahil olmak, oraya gidip geliyor olmak, herhangi bir dini kuruma gidip geliyor olmak, aidiyet hissetmek de dindarlığın veya dini algının bir parçası olarak ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla buradaki sekülerleşmenin ölçüsü ne oldu? Mesela 19. yüzyıla baktığımızda daha çok dinin siyasal alandan, bilimsel alandan, belirleyici veya sanattan veya felsefeden belirleyici konumunu yavaş yavaş yitirmesi şeklinde tezahür etti. Bu Batı'da da böyleydi bir şekliyle. Ama diğer haliyle burada bu şekilde, daha çok bu şekilde meydana geldi. Yani tercihen 19. yüzyılın başlarında başlatırsak kurumsal modernleşmeyi, 19. yüzyılın sonlarına doğru ilerledikçe dinin kurumsal şeylerini, kurumsal alandaki etkisini kaybetmeye başlaması, bilimsel alandaki etkisini kaybetmeye başlaması, sanatta, felsefede geri çekilmeye başlaması ve bunun yerini yavaş yavaş sosyal bilim literatürünün almaya başlaması. Yani batılı bilginin, bilgi çeşitlerinin ve batı literatürünün kavramların, dini literatürün, dini kavramların yerini almaya başlamasıyla birlikte bu sürecin gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Ancak söylediğim gibi kurumsal bir ifadesi olmadığı için, burada kurumsal bir ifadesi olmadığı için bu siyasi alanda ve kamusal alanda gerçekleşen sekülerleşme biçimine rağmen din farklı şekillerde ve farklı formlarda, biçimlerde yaşamaya devam etti. Evet. Batı'da da yaşamaya devam etti. Ama onlarda formu belirleyen şey çok kurumsal olduğu için daha bireysel alana çekilirken
Burada din çok belirleyici olduğu için hayatın her alanlarında, hı hı. Batı'da olduğu şekilde geri çekilmedi. Daha belirleyici konumunu devam hı hı. ettirdi. Hı hı. Yani bunun nedenine girecek olursak o, belki Cemil Hocam... Şey, zaten. Yani bizzat protestanlık var zaten. Evet, protestanlık Hocam şöyle var. Yapalım, bu... Modernleşmenin tarihsel sürecinden ben biraz özel olarak İslamiyet'teki konumuna gelmek istiyorum. Özellikle sizin söylediğiniz akıl ve din vurgusu bağlamı var ya hocam. Ben aslında ilaveten size ilaveten ama İslam özelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi, İslam'ın ilk emri şüphesiz hepimizin bildiği bir oku kavramı. Oku ne demek? Oku acaba gerçekten dediğiniz gibi ne demek? Yani gerçekten bunu açıp okumak mı? Ya da baktığımız her şeyi, tabii. evrende var olan her düzeni, tabii. yaratıcının izini taşıyan her nesneyi okumak tabii, mı? Koşun. Burada bahsedilen şey ne? Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Ve gerçekten Kur'an-ı Kerim'in içine baktığımızda akıl ve aklı kullanmakla ilgili onlarca ayet var. Benim sayabildiğim 47 tane ayet var. Bir de arada nüanslar var. Şuradan tabii. Sadece tabii. tek bir kavram değil. Sadece, aramlar çok fazla. Tabii spesifik olarak o çok doğrudan aklı kullanmaya yönelik. İşte aklı kullanmaz mısınız? Siz hiç düşünmez misiniz? Tefekkür, siz hiç etrafınıza bakmaz mısınız? Ama hangi akıl diyoruz? Evet. Bu okunun içini nasıl doldurabildiğimiz önemli. Üstelik modernleşme ile İslam'ın geldiği çağ, yani arasındaki yüzyılları hesap edecek olursak aslında çok önceden söylenmiş bir detaydan bahsetmek mümkün İslam için. Ama şunu sormak istiyorum. Sizce bu sürecin İslam dünyasındaki yansımaları ne oldu? Yani modernleşmede İslam'da reformdan bahsetmek bizim inancımıza göre mümkün değil. Yani modern İslam'dan bahsetmek bizim inancımıza göre mümkün değil ama modern Müslüman tabiri belki nispeten bunu daha iyi karşılayabilir. Şimdi şöyle hocamın dediği gibi bu teolojik bir konu aslında bizi aşıyor ama şunu da orada dediğiniz gibi bir analitik ayrım yapmak gerekiyor. Tabii o da ki. Şu, saf bir insan için potansiyel olanak var. Bir de onun yaşanma biçimi var. Biz şimdi bunu konuşurken bu düzen atlayarak konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben orada artık biraz farklı bakmaya başladım. Dinde reform yapıp, yani dinin zaten umdeleri bellidir. Artık yani hadis senetleri anlatamıyorum. Yani mesela bundan kaç yüzyıl önce de söylenmişti. İbn-i Haldun zamanında da kelamın işlevi bitmişti deniyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani şimdi biz sürekli modernite eleştirisi yapıp bunu mesela tradisyonistleri ben çalışmıştım. Evet. Gerçekten tradisyonizm yani batıda geleneksel okul dediğimiz bu Seyyid Hüseyin Nasır, René Guénon, Schön, Martin Linkser çok önemli bizim medeniyetimizin bu çağdaki büyük böyle önemli kuvvetli direkleri kurtarıcıları diyebiliriz belki. Tradisyonizmin en önemli bence özelliklerinden birisi moderniteye alternatif olması. Şimdi modernitenin içinde de modernite tartışmaları yapılıyor. Evet. Siz moderniteyi eleştiriyorsunuz ya da modernleşmeyi eleştiriyorsunuz ama yine gayet aynı dünyada yaşamaktan mutlusunuz. Hiç öbür tarafa dönüp bakmıyorsunuz. Onu küçümsüyorsunuz öteki. Ama arada tamamen farklı bir dünya var. Dediğiniz gibi kavramlar bir kere ben şunu söylüyorum. Mesela bizim Türkçemizde akletmek üzere ben böyle bunu düşündüm yani benim anladığım, gördüğüm kadarıyla. Yani bir kavramda çok fazla nüans yok. Farklı çeşitlilikler yok. Yani ve bir kavram üzerinde fazla çeşitlilik varsa o kavram üzerinde çok fazla çeşitlilik içeriyorsa demek ki o alanda o medeniyet iyidir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Mesela ben İngilizce'de de olduğunu görmüyorum. Yani naçizane benim gördüğüm anladım bu ama Arapça'da öyle değil. Yani farklı düşünme biçimleri var. Evet. Farklı akletme biçimlerine farklı fiiller bulunmuş. Kesinlikle. Biz o zaman nasıl oluyor da batı bilim ilerleme nasıl oluyor oraya birden hayranlık duyduk? Şimdi hocam çok... Dinde sorun yok da anlayıcılarında, muhataplarında sorun var belki. Bir de tabii tepeden inmecilik, dayatma, modernite despot bir şey, zorba bir şey. Biz geleneksel olanı öyle algılıyoruz belki. Hı-hı. Öyle algılatıldı bize ama hayır öyle değil, hiç öyle değil. Bunu yani bu programlarca bitmez yani devam eder şu dönemde. Örnekleriyle konuşsak Hı-hı. bitmez. Ben böyle çok çizgi nokta böyle belli motto cümlelerle konuşuyoruz. Hocam da o yüzden çok böyle temel başlıkları açtı. Hı-hı. Ben o başlıklar üzerinden bazı çağrışımlar uyandı. Ben onları biraz konuşmak istiyorum. Büyüleyen teknoloji dedi mesela. Hani Weber büyü bozumu diyordu. Biz şimdi büyüleyen teknoloji. Demek ki büyü bozulmuyor. Hı. Yani şöyle bir şey var. İnsanın içinde
bir aynen inanma ihtiyacı var. Yani insan muhakkak bir şey inanmayı ister. İsterse orada ineğe tapar. Yani puta tapar ya da hakikate arar. Hı hı. Arar zaten arayış devam eden bir şeydir. Orada farklı bir şuur vardır. Hı hı. Dolayısıyla düzlemsel bir kere alanlarımız farklı. Gelenek ve modernite. Ha, bununla birlikte biz seküler olanı işte insanı bunaltan, insanı açmazlara sokan, parona yaklaştıran, şizofreni bir toplumsal şizofreni hatta yaratan moderniteyi ve modernleşmeyi bir şey olarak görüyoruz. Şunu da ayırmamız gerekiyor. Dünyevileşme dedik ya, yani evet. Dünyevileşme yani dünyevi olan kötü değildir ki bizde. Çünkü dünyevi olan, uhrevi olan da iç içedir zaten. Bizde böyle bir şey yok. Yani tamamen bakış açısı farkı var. Dolayısıyla şunu anlamak gerekiyor. Yani sekülerizmle ya da moderniteyle birlikte aslında yeni diyoruz ama hani insanın içinde bir tipoloji olarak insanın içinde olan bir şey birden icat edilmedi. Hmm. Kurumlarını oluşturdu. Bir kere bunu belirlemek gerekiyor. Aklı kurumlarını, çok iyi kullanarak onun altyapısını hazırladı. Tabii siz mesela evet. Bugün gittiğiniz okulun, biz bugün tartışıyoruz, konuşuyoruz okulun nasıl olacağını. Hı-hı. Haftada 5 gün çocuklarınızı düşünsenize aile nerede çocuk yetiştiriyor aile? Yani tabii ki çok önemli, çok temel ama 5-6 yaşından sonra çocuğu bir devlet eline haftada 5 gün gönderdiğiniz bir kuruma gönderiyorsunuz. Ben standart eğitime karşı çıkalım, hadi anarşist olalım falan demiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Bu teslim ettiğiniz kurumları siz belirliyor musunuz? Siz mi belirlediniz yoksa bir batıdan aldık da kaç yıldır onu mu uyguluyoruz? Anlatabiliyor muyum? Yani tartışıp da biz oraya gelseydik tamam da ama biz bunları tartışmadık, konuşmadık. Evet, evet. Yani farklı şekilde gelişti. Hı hı. Bir bu, bir de hocam dedi rasyonelite kadim bilgi çeşidinin yerini aldı dedi. Burada bilim felsefesi, ben bunu hep vurguluyorum, modernite demin dedik ya, mimari dedik, alanımızı belirliyor, hı hı. Dedik, felsefemiz, düşünsel dünyamızı belirliyor. Hı hı. Bunlardan birisi de bilim, bilime bakış açımızı belirliyor. Burada bir daralma oluyor. Neden? Biz çünkü direkt batının bilim anlayışına ithal ederek bakıyoruz. Mesela hı hı. Bizim ilk öğretim, benim zamanımda en azından öyleydi. Belki şimdi müfredat değişti, okullar çok değişti, farklı eğitim alıyor olabilir çocuklar. Ama biz şöyle bir eğitimden geçtik. Hepimiz seküleriz aslında bir yaşam düşündüğün zaman. Yani bize şu anlatılıyordu. Bunun içine doğduk zaten hocam. İçine doğduk. İçine tabii doğduk tabii yani. Ki bizi yapıyor dünya. O yüzden orada da başka muhafazakar kesim mi diyeceksiniz artık nasıl ifade edeceksiniz? Onlar da problemli yani karşımıza gereken şeyler de. Orada bizim başka açmazlarımız, başka sorunlarımız doğuyor. Yani ben içine doğdum 200 yıllık. Medeniyet probleminin sorumlusu değilim. Ama siz toplumda evet. işte kadın olarak anlatabiliyor muyum? Farklı ferdiyetlerle, bireyselliklerle hem gelenek hem modernite arasında kalıyorsunuz falan. Bunların da konuşulması lazım yani. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kadın demek erkek demek, erkek demek kadın demek. Erkek kadından ne bekliyor, kadın erkekten ne bekliyor? Feminizm dedi az önce hocam. Bunların ayrıca yani onlarca soru da bize sunuyor modernite beraberinde. Tabii. Yani biz zeminimiz aynı hepimizin bu konuda az çok öyle düşünüyorum, görüyorum. Bilim felsefesi dedim, onu şunun örneği hı hı. vereceğim. Mesela biz ortaokuldayken fen derslerinde doğayla ilgili işte açıklamalar yapılıyor değil mi? Biz konuşuyoruz. Bize şu şekilde anlatılmış. Ben o dönemde çok ikilemde kaldım, açmazda kaldım, ben hatırlıyorum. Yani bu içinden bir çünkü dil, söylem alanı o şekilde kurulmuş. Şöyle, hı hı. işte buharlaşır. Bir döngü olur, iner yeryüzüne. Yağmur yağma nedeni, tek nedeni budur. Yağmur bu yüzden yağar. Teke indiriyor nedensellik. Yani ara nedenler, birinci, ikinci nedenler gibi bir felsefe şey kullanıyor. Bir yandan da din dersi oluyor. Tartışılıyor. Din derslerinde biz tartışıyoruz. Din hocasını sıkıştırıyoruz. Niye? Çünkü işte o akıl meselesi var ya, o bahsettiğiniz özel bir akıl ama o batılı akıl. Yani bizi dar bir alana sokmuşlar. Halbuki ben bugün şöyle bakıyorum. Ya yağmurun işte buharlaşması şöyle böyle yağ olmasının nasıllığı açıklamam. Benim bunu Allah yağdırıyor dememe, işte Allah'ın işte o melekle yağdırıyor oluşunu kabul etmeme engel değil. Ama biz neden o zaman beynimiz markajı alınmıştı biliyor musunuz? Şundan dolayı. Bilim felsefesi Batı'nın bilim ve din alternatifiyle kurduğu bir bilim felsefesi. Özel bir bilim felsefesi üzerinden bize bilim anlayışı ithal edildi. Halbuki İslam düşüncesinde bilimin çatışması yoktur. Yani niye evet, çatışsın evet, ki? Evet. Bilim zaten yanlışlanabilen bir şeydir. Popper dedi ya 20. yüzyılda yanlışlanabilen bir şeydir. Bize yani göre her şeyin yaratıcısı olan Allah, bilimin de yaratıcısıdır. Bilim de, hocam şöyle bir şey var yani bakın İbn Haldun'u açın. Yani İbn Haldun'un yaptığı sosyal
bilim değil tabii de society science, social science ayrımı var Recep Hoca'nın, Recep Şentürk'ün. Yani öyle değil de nasıl diyeyim, şey, Umran ilmi olarak direkt orijinal kullanalım. Yani İbn Haldun'un Umran ilmiyle bugünün sosyolojisi çok farklı. Neden farklı? Çünkü sosyoloji ideolojiyle ulus devleti kurucu unsur olarak da aynı zamanda bizde ideoloji yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü ideolojinin yerine din vardı. Yani evet. Sizin bir ideoloji arama gibi bir şey ihtiyacınız yok ki. Siz zaten, yani şunu demeye çalışıyorum. Bilim, evet bir çeşit rasyonel etkinliktir ama inanç, iman konusudur. Teslim olursunuz ya da olmazsınız. Tabii ki biz İslamiyet en rasyonel, hani en aklı, ama bu şu demek, gelmiş ve aklın kabul ediyor demek. Evet. Yoksa aklın oluşturuyor demek. Zaten öyle olsa din olmazdı değil mi? Yani. Evet. Bunları eklemek istemiştim hocamın söylediğine. Tamam hocam, çok güzel yerlere temas ettik. Buradan ben yine müsaadenizle bir ilave daha yapmak istiyorum. Arif Emre'nin bir köşe yazısında çok küçük bir anekdotunu paylaşarak sonra hocam sözü size bırakacağım. Az önce sizin söylediğinize atıf yapmak istiyorum burada. Onu tamamlayıcı bir anekdot. Kafa konforu mu, hayat tarzı mı diye sormuş Arif Emre ve şöyle cevaplamış bu soruyu. Entelektüel olarak antimodernist ama hayat tarzında, hatta iş dünyasında kapitalist ilişki biçimlerini sorgulamadan sürdüren son derece uyumlu bireyler olabiliyoruz. Uyumluyu da tırnak içinde ifade etmek gerekiyor. Ve bu durumun üstüm anlamımıza helal getirmediğini çok rahat bir şekilde düşünebiliyoruz. Yani bunlar aslında algı yönetimiyle, bilinç altında sizin de bahsettiğiniz gibi okul hayatı boyunca öylesine bizim zihinlerimize kodlanmış ki biz aksini düşünemiyoruz. Yani bilimin yanlışlanabileceği ihtimalini düşünmüyoruz. Yanlış bir sonuca varmış olabileceği ihtimalini düşünmekten, hatta neredeyse... Hayır, bizim inanç yerine geçiyor. Sorun evet, o. Evet. Bizim inanç yerine geçen bir şey değil. İşte ki. Buradan bizim aslında ayrıdır. Dine atfedilen taassup, yani mutaassıplık hep dindarlık yerine kullanıldı bugüne kadar. Aslında öyle değil. Taassupluk körü körüne bağlanmanın tabii, bir... O da bir taassup. Evet, yani yansımasıdır. Ve bilimi bu şekilde asla yanlışlanamaz olarak görmek ya da hayatın getirdikleriyle dahi değişemeyecek bir olgu olarak göstermek bizim bilincimize işlenmiş bir kod. Bana göre. Ve batıdan ithal ve sizin düzeninizi buradan buraya alıyor. Aslında irticanın kendisi bu tabii, belki de. Mutaassıplığın en öndeki versiyonu bu. Hocam size göre İslam dünyasındaki yansımaları ne oldu? Sizin hatıralarınızdaki izleri ne oldu bu hareketlerin? Yani şu an burada resmini çizdiğiniz bilim pozitivist bilim. 19. yüzyılda işte sosyolojinin çok da bayraktarlığını yaptığı pozitivist bilim evet bir ideoloji haline gelmiştir ve diğer bilgi çeşitlerinin hepsini değillemiştir, yanlışlamıştır, hayatın dışına itmiştir. Ve evrimci bakış açısıyla insanlık tarihinde ulaşılabilecek ideal yerde pozitivist bilimin temsil ettiği yerdir bu bakış açısına göre. Dolayısıyla oraya o pozitivist bakabiliyorsanız, pozitivist bilime inanıyorsanız, tırnak içinde, o bir inanç meselesi haline gelir çünkü, din yerine ikame edilmek istenir. Comte'dan beri, Auguste Comte'dan beri bu öyledir. O zaman bu evrim aşamasında da ileri bir yere gelebilirsiniz. İlerleye, aydınlanma felsefesi yine, ilerlemiş sayılabilirsiniz. Böyle bir kodlama için kodlama içinde bilime bu anlam atfedilir. Yani postmodern dönemde bu ve pozitivist dönemde bu anlam yumuşadı, daha esnekleşti. Ancak bu ana anlamını çok da kaybetmiş değil. Yani her ne kadar muğlaklaşmış olsa bile o katı merkezli anlayıştan çok merkezli bir bilim anlayışına doğru evrilmiş olsa bile postmodern dönemde yine de o özelliklerini, biraz önce bahsettiğimiz o temel özelliklerini kaybetmedi. Aslında burada tartışmamız gereken bir unsur da belki Akif Emre'nin yazısından alıntı yaptınız. Orada da onun vurguladığı şekilde biz kapitalist ilişki biçimlerini, kapitalist ekonomi biçimini çok tartışmaya açmıyoruz. Belki asıl problem de bu. Yani sekülerleşmenin, modernleşmenin en dinamik gücü, en lokomotif gücü, en çok taşıyan ilişki biçimi olarak kapitalist ekonomi görünüyor. Evet. Özellikle bu kitle iletişim araçlarının fazlasıyla gelişmesiyle birlikte daha önce işte şeye baktığımızda, katı modernist döneme baktığımızda 10 yılda, 20 yılda ancak uygulanabilen bir toplum mühendisliği artık çok çok rahat bir şekilde bir televizyon dizisiyle, bir sinema filmiyle, bir reklamla uygulamaya geçirilebiliyor. Ve bu buradaki ilişki biçimleri de kapitalist
ekonomi üzerine, yani bu kapitalist ekonomi üzerine kurulan bir ilişki biçimi ve hayat şekli. Dolayısıyla biz o alanı çok sorgulamadan geçiyoruz. İnsanın yani, en zayıf noktası değil mi hocam? Evet, konfor dediğimiz şey biraz da orada. Yani kendi konforumuzdan vazgeçmeden, kendi yaşam biçimimizden vazgeçmeden, çok sorgulamadan kabul edip sonra eklektik bir şekilde dini bazı değerleri o yaşam biçiminin içerisine şey yaparak, meşrulaştırarak. Evet, ekleyerek bunun hem o hayat biçimini meşrulaştırıyoruz söylediğiniz gibi, hem de kendi dini yaşamımızı tabiri caizse kuşa çeviriyoruz. Arada derede kalmak gibi bir şey ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani burada da uç şeyler var, tavırlar var. Belki şunu eklemem gerekir bu noktada. Yani İslam modernizmin tam da ötekisi değildir. Yani modernizmi bir uça yerleştirdiğimizde diğer uca İslam'ı yerleştirmeyiz. Eğer modernizmi temsil eden şey rasyonel akılsa, işte söylediğiniz gibi bilimsellikse, bunların tam uç noktasında karşı tarafında İslam yoktur. Belki o uç noktaya belki batınıyla şey... Batınıyla falan değil mi hocam? Batınıyla falan vardır. Yani bu tarz bir şey vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Spekülatif bir örnek olacak artık. Ama mesela ben uç noktaya çingeneleri yerleştirebiliyorum. Yani çok anarşik bir hayat tarzları vardır değil mesela. Kendilerine özgü. Kendilerine özgü. Müziklerinde bile nota yoktur mesela. Flamenco dansında anında doğaçlama yapılır. Bütün figürler anında çıkar ortaya. Ben oraya onu yerleştiriyorum o hayat tarzına. Yani şu an modernleşmiş çingeneler değil tabii. Özgün çingenelerden bahsediyoruz. Ama İslam böyle değil. Herhalde o vasat ümmet oluşumuzun da tecellisi olarak hayatın içinde olmak ve o hayat ne ise, modern hayat ise, onun içinde olmak ve o hayata şahit olmak ve bir şekilde o hayatı dönüştürmek, onun içinde yaşayarak var olmak durumundayız. Yani bizim modernleşme tarihimize baktığımızda da ilk süreçte özellikle Osmanlı modernleşmesine falan baktığımızda da o tercihin altında böyle bir şey var. Yani bunun dışında kalmayı tercih edemiyor Müslümanlar. Modernleşme akımının karşısında işte Avrupa'da meydana gelen gelişmelerin karşısında dışında kalmayı tercih edemiyor. Ama buradaki handikap biz İslam dünyası olarak bu yeni gelişmenin içine girerken zayıftık. Yani mesela tarihten örnek verecek olursak Moğol baskının olduğu sürece baktığımızda veya ilk dönem Yunan düşüncesiyle karşılaşan İslam filozoflarının, İslam düşünürlerinin durumuna baktığımızda çok güçlü bir konumdan bu karşıt düşünceyle karşılaştıkları için o düşünceyi içlerine alıp dönüştürüp kendilerine mal edebilmişler. Bu kendilerine mal etmek durumu gerçekten önemli ve altın çizilmesi gerekir belki. O düşünceyi dönüştürmüşler. Yani İslami bir biçim vermişler ve İslam Müslümanların hizmetine bir zenginlik olarak, bir renk olarak, bir kazanım olarak sunabilmişler. Evet. Ama bu 19. yüzyıl modern meydan okumaya baktığımızda ve 20. yüzyılda hızlanan bu meydan okumaya baktığımızda Müslümanlar bunu içselleştirebilecek şeye güçte değillerdi belki. Veya o kadar hızlı bir gelişme ve yenileşme süreci ki o şeye, süreçlere kendi damgalarını vuramadılar. Hı hı. Ne yapmak gerekir? Belki Cemil Hocam'ın vurguladığı gibi uyanık olmak lazım her aşamada. O soruları diri tutabilmek lazım her aşama için. Yani karşılaşılan her şey için bizim için ne ifade ettiği sorusunu diri tutup o bilinçle hareket etmek lazım. Size verilen soruları da bizim ayrıca sorgulamamız lazım. Ve cevaplarını da bulmamız lazım. Sadece sormak da yetmiyor. Önce soruları bizim sormamız lazım. Bir de hocamın söylediği şeyleri birkaç şey eklemek istiyorum. Şimdi hocam dediniz ya o dönemde işte Beytül Hikmiye çeviriler falan. Ya o dönemde İslam dünyası bakın biz orta çağ kavramının yerine bile bir şey ikame edemedik ya. Yani bunu konuşalım artık. Yani orta çağ neye göre? Progress, ilerleme anlayışa göre orta çağ. Yani bizim altın çağımız, biz hala orta çağ kelimesini kullanıyoruz. Orta çağ, orta çağ diye bir şey yok. Söylerken bile yani, karanlığı temsil Evet, karanlığı kafamızdaki imge o. Yani alır antik Yunan'dan bir kere düşünce tarihi, mesela felsefe tarihi. Ben felsefe tarihçisiyim.
düşünce tarihi tamamen Batı merkezi şey. Anlatabiliyor muyum? Yani ben muhakkak Aristo'dan, Platon'dan, işte millet okulundan başlatmak zorundayım. Efendim, tabii ki alternatif işte ara ara kırmaya çalışıyorlar. Şimdi işte ayıp olmasın diye bir İslam düşüncesi, Yahudi felsefesi, sosyoloji kitaplarına da nasıl ki kadın eleştirisi, işte feminizm falan diye eklemeye başladılar. Yapılıyor ama siz yazmıyorsunuz. Bu bir kere modern bir şey zaten. Birincisi o, ikincisi hocamın söylediği bir şey çok dikkatimi çekti. Ben de artık öyle düşünüyorum. Tradisyonizm o yüzden önemli ama orada kalmamalıyız, bir başka bir yere gidebilmeliyiz diye düşünüyorum. Modernizm hani tam alternatifi değildir dedi. O dönemde yani klasik bizim altın çağımız dediğimiz dönemde alıp kendilerine göre dönüştürdüklerinin nedeni orada aslında orada tam mümince bir tavır vardı. Birleme vardı. Evet. Anlatabiliyor musunuz? Yani siz kesrette vahdete gidiyordunuz. Biz bugün defansta olan bir medeniyet olduğumuz için zayıftık diyor ya hocam. Yani defanstasınız bir kere medeniyet yarışında. Bakın İbn-i Haldun'un çok ilginç bir ifadesi var. Mağlup galibin şiarını taklit eder. Bunu artık taklit etmenin ötesinde yani iliklerimize işlemiş bakış açımız bir gerçekten her alanda bir yani çok özür dilerim ama bir aşağılık kompleksi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ha, bunu çünkü özgüven de olursunuz ya ben hakikati temsil etmiyor olabilirim. Ferdi olarak öyle bir makamda olmayabilir ama o taraftayım. Kalbim o tarafta. Şimdi dolayısıyla modernitenin karşısına İslam'ı koyamayız diyor ya hocam. O yüzden şimdi reform, az önce sorduğunuz şeyler vardı ya Şule Hanım. Hani İslam'da reform var. Onları ben somut örnekler kafamda bilirim nasıl etkiliyor diye. Birkaç örnek vereceğim. Bir de hocamın dediği... Daralıyor hocam. Evet, evet farkındayım. Bir de hocamın söylediği şeye şunu ekleyeceğim. Biz artık Osmanlı mesela deneyimi çok önemli. Yani şundan dolayı çok önemli. Bugün mesela İslam medeniyetini temsil eden, şu İslam medeniyetini temsil ediyor diyebileceğimiz bir alan, bir bölge olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü siz direkt, ya oryantalizmin karşısında oksidantalizm yapıyorsunuz mesela ister istemez. Evet. Kendi ilmi geleneğinizden dolayısıyla uzaklaşıyorsunuz. İlmi geleneğinizde olsa ya bu zaten böyle, bu da böyle derseniz hiç sizi değmez, sizi boğulmaz. Neden? Çünkü siz zaten hakikatle ilgili bir sıkıntınız yok ki. Ama biz direkt karşı söylediğimi oluşturduğumuz için ister istemez oraya girersek kendi ilmi nesnel geleneğimizden de uzaklaşmış oluruz. Evet, evet. Şimdi o yüzden şunu bir kere anlamamız lazım. Osmanlı neden çok önemliydi? Son ondan önce de birçok İslam devletleri oldu. Şundan dolayı çok önemli. Yükseliş gerilim işte sonra bozulma çöküş devri falan diyoruz. Şundan dolayı çok önemli. Özgün bir şekilde medeniyet İslam medeniyeti neyi gerçekleştirmiş kurumlarıyla görüyorsunuz. Tabii ki orada da kötülük vardı, orada da sorun vardı ama kurumlarıyla bakın kurumsal karşılaştırmaya, özün kurumsal karşılaştırmaya sahip olabilmeniz açısından. Bugün ise özgün bir kurumsal İslam medeniyetinin oluşturduğu bir dünya var mı bilmiyorum. İnşallah olur. İnşallah. Bunun için de tabii İslam medeniyeti derken ya, ben şunu da düşünüyorum yani yanlış anlaşılmasın. İslam'ın ötekisi olan, İslam içinde çünkü sizin ona bakış açınız bir kere siz zaten barışınız. İslam yapar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onu ötekileştirmeden. Onu da çünkü Allah irade vermiş. Biz şunu anlamıyoruz. Yani İslamcılık da en çok burada eleştirilir. O da ister istemez modern bir şey olduğu için. O da ister istemez o dayatmacı modern dilin içine girebiliyor. Evet. Yani ama çok da bir netameli bir kavram. Çünkü işin içinde İslamcılık olduğu için ben bu konuda çok fazla konuşmaya da hocam hem din olduğu için hem modernleşme tabii, olduğu için. Çünkü İslamcılık dediğiniz zaman onu ideali de direkt refere ediyor. Biraz problem. Konu da o kadar geniş bir halkada ki toparlamak da burada şimdi zaten zaman yetiştirmek. Hocam bir çok kısa. Somut bir örnek verecektim. Nasıl etkiliyor? Somut bir örnek verecektim. Geçenlerde bir çok önemsediğim bir entelektüelimiz şöyle bir örnek verdi. Ben de tek ben miyim diye düşünüyordum. Şu mesela Ramazanlarda şimdi ne zaman oruç tutarsınız nefsinizi değil mi? Sabretmeyi öğrenmek için. Akşam da iftarda az yemek iftaldir. Evet. Sahurda çok yersiniz. Ya ben iftarda bir su içeceğim. Bir mesela hele de yağlı yemek. Ya yani menüsüz bir yer neredeyse yok. Bu bence suç ya. Bireysel hak ihtilali. İhlali. Yani bireysel hak ihlaline giren bir şey bence. Ama bakın çok kapitalist bir tavır. Kimse de buna dur demiyor. Diyormuş insanlar rahatsız oluyormuş. Ben ya da mesela iftar saatinde trafikte iftara yetişmeye çalışan birisi dedi. Bir başka entelektüelimiz. O iftar işte iftar oluyor ama aynı iftar. Ama şu var aynı iftar olmuyor diye bundan 300 yıl öncekiyle aynı iftar olmuyor diye de şunu da düşünmemeliyiz. Biz 15. yüzyılı tekrar edemeyiz. Etmemiz de istenseydi evet, zaten evet. Habire Allah 15. yüzyılı yaratırdı herhalde. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunun ayrımını yapmak yani, ve çağa da ayrım uydurmak lazım. Oradan konuşmak gerekiyor bugünkü sorunun ve etkileri ayrıca aynı zamanda. Hocam çok kısa bir cümleyle sizin katkılarınız. Çok kısa önce şunu açıklayayım. Hani Müslümanlar zayıf olduğu süreçte karşılaştılar modernleşmeye dedim. Oradaki zayıflıkla siyasi zayıflığı kastettiğimi söyleyeyim. Gelenek olduğu yerde
duruyor. Gelenek gelenektir ve zenginliğiyle, bütün birikimiyle orada duruyor. Önemli olan bizim onunla nasıl iletişim kurabileceğimiz. Yani burada geleneğe atıf yaparken bir romantizme de düşmeden, geçmiş romantizmine de düşmeden, modern dönemde yaşanmanın da bilinciyle belki bu süreçte Müslümanların kendini yeniden üretmesi gerektiğinin altını çizerek sonlandırabilirim. Hocam teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Her ikiniz de uzak yollardan buraya kadar teşrif ettiniz. Modernleşme şüphesiz ki böyle bir saatte konuşulabilecek bir konu değildi ama biz bakış açılarını değerlendirebilecek kadar bazı noktaları temas etmeye çalıştık. Evet, bu hafta Eksen İnsan'da dinde modernleşmeyi konuşmaya çalıştık. Öncelikle modernleşme tanımının içini kavramsal anlamda doldurduktan sonra modernleşmenin tarihsel sürecinden bugünkü etkilerine değindik. Modernleşmede kendimize bir ayna tuttuk. Müslümanlar olarak modernleşmeyi kendimize nasıl model alıyoruz? Bizler modernleşmenin neresindeyiz? İslam'da modernleşme var mı yok mu, bu sorulara cevap aradık. Şüphesiz ki her çağın kendine özgü bir takım gereksinimleri var. Şüphesiz ki her çağın kendine özgü bir takım farklılıkları var. Ve bizler Müslüman olarak bu çağlara ayak uydurmak ve hatta çağlar üstünde kendimizi yetiştirmek ve bu çağlar üstü kavramlara yetişmek zorundayız. Ancak bunu yaparken kendi değerlerimizden, kendi geleneklerimizden vazgeçmemek gerektiğini hep birlikte hülasa ettik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.